Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomun konusu kökü kalmamış orkideler hakkında olacak. Kökü kalmamış orkideleri ya yani şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Orkidemizin çiçekleri gayet güzel vaziyette. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ama birdenbire yapraklar yumuşamaya yumuşamaya başlıyor ve birdenbire orkidemiz yap çiçeklerini döküyor, ölmeye başlıyor. Bununla alakalı, bununla ilgili olarak nasıl bir yöntem uygulayabiliriz. Ondan bahsedeceğiz ve videomuz onun hakkında olacak. Kullanacağımız malzemeler e, gübre kullanacağım arkadaşlar. E, şu an kökü kalmamış orkideyi bu videoda suda bakacağım. E, bununla alakalı köklerin gövdenin e, üzerine suyun geçmesini engellemek için taş koyacağım ve taşın e, gördüğünüz gibi izasına kadar su doldurmuş vaziyetteyim. Gübre güvercin gübresi kullanıyorum güvercin gübresi az miktarda e, bir 500 benimlik bir e, pet şişeye yaklaşık olarak bir çay kaşığı ya da iki çay kaşığı kadar yeni başlayanlar için bir çay kaşığı koymasını tavsiye ederim ve suyu pet şişenin ağzına kadar doldurmanızı ve bir günde orkidenin gübresinin hazır olacağını size belirtmek isterim. Öncelikli olarak e, bakın. Görmüş olduğunuz orkide yapraklar kendini salmış vaziyette. E, yapraklar kendini salmış vaziyette. İyi vaziyette olan orkidenin özellikle yaprağı dokunduğunuz zaman gördüğünüz gibi ok ok gibidir. Şöyle bastırdığınız zaman sanki bir yay gelmişsiniz gibi orkide geriliyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde olan bir orkide kendi yapraklarını salmaya başladığı zaman ölmeye başlıyor demektir bakın gördüğünüz gibi orkidemizin kökler çok fazla yok e, kullanacağımız falusu e, suyla doldurduktan sonra orkidemizi gördüğünüz gibi gövde kısmı altta kalmayacak şekilde gövdenin üzerine daha doğrusu su geçmeyecek vaziyette yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet bununla alakalı midi kabuklardan, taşlardan faydalanıyor. Suyun çok fazla dip kısmı inmemesi için. Malum çoğu kişi de e, çiçekleri olabiliyor. Çiçekte orkideler olabiliyor. Bununla alakalı olarak ağız kısmını kapatamayabiliyoruz. Fanus kullanmamın sebebi de o. Şimdi bu vaziyette orkideyi suyun üzerine geçmeyecek şekilde oturtturuyorum. Evet bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bu şekilde orkidemizi yerleştirdiğim zaman suya girdiği zaman suda da çok fazla şöyle bir durum var. Orkidenin suda öleceğini çok fazla suda öleceğini söylerler. Şimdi arkadaşlar bu orkideyi faunusa bıraktıktan sonra yapmamız gereken yos, kök kısımlarının yosunlaşmasını engelleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Günlük olarak faunusumuzun suyunu değiştirmemize günlük gerek yok ama orkidemizin köklerini hafif hafif sudan geçireceğiz. Sudan geçirdiğimiz zaman ne olacak? Orkidenin yosunlaşmasını engelleyeceğiz. Ee, gübre burada hızlı bir tepkime vereceği için çabuk gelişim sağlaması için ben şöyle hafiften e, gübre suyu, suyuna gübre katıyorum. E, sizlere de bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Orkidemizin bakımında e, muhakkak ve muhakkak güneş ışıklarından kullanmamız gerekiyor. Güneş ışığı orkidemizin ölmesine ve daha çabuk gelişmesine engel olacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi burada minik bir K2 gösteriyorum size. Ee, bu k bu k arkadaşlar ufak bir de sürpriz yaptı bana. Ee, size şöyle bir çekim yapayım. Göster, netleştirebilirsem. Gördüğünüz gibi keykinin üzerinde evet şurada bir ufak bir kekimiz de mevcut ee, kökler çok iyi de değil kötü de değil bunu da arkadaşlar e, bakımını suda gerçekleştireceğim şöyle göstereyim şöyle hafiften taşın üzerine oturtacağım sizlere de evet bir başka videoda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın.